Uzun zaman sonra herkese tekrardan selam. Kameranın karşısındayım. Duştan çıktım ve bir anda böyle bir karar verdim. Açıkçası biraz kendi kendime dertleşme gibi. Şu an kameranın karşısında kendimi görüyorum ve böyle biraz kendime, size iç dökmek istedim açıkçası. Hem bizimle beraber bu süreçte gerçekten acımızı paylaşıp merak edenlerle dolu ve onlarla da birazcık paylaşmak, açıklama yapmak istiyorum. Ve sonuç olarak burada gerçekten büyük bir aile olduk. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Yanımızda olduğunuzu derinden hissettik. Çünkü çıkıp gelen, ağlayan, bizimle beraber olan takipçilerimiz de vardı aranızda. Zaten Instagram'da burada beni takip ediyorsanız paylaşımımı görmüşsünüzdür. Biricik babamız, kayınpederimi kaybettik. Ani bir kalp krizi sonucu. Asla beklenmeyen bir şeydi. İnanılmaz, şok eden bir ölümdü. Ya toparlayabilmek mümkün değil ama bir şekilde böyle tekrar hayata dönmeye çalışmak zorundayız. Çünkü gerçekten bu süreçte, burada olmadığımız süreçte kafayı yiyecek derecede psikoloji bozuklukları yaşadık. Hep birlikte. Benim Burak, ablama ve anneme destek olabilmek için özellikle de minik kuşum İnci'ye daha güçlü olmam gerekiyor. O yüzden yani ilk başta tabii ki bu mümkün değildi ama onlar destek beklerken ben onları daha dibe çekemezdim. Hep daha güçlü olup onlara hep sarılmaya çalıştım. Biliyorsunuz 3,5 sene önce ben de annemi kaybettim ve onların, tabii ki onların hissini anlayabilmem için onlar olmam gerekiyor. Ama birebir acılarını paylaşıyorum çünkü o benim de babamdı. Zaten buraya yansıyordu. Hepiniz ne kadar güzel bir aile olduğumuzu, birbirimize ne kadar bağlı olduğumuzu, işte gelin olmana rağmen ne kadar sahiplendin onları, işte kendi ailen yerine koydun diyenleriniz vardı. Yani bunu zaten ekran karşısında bile hissedebiliyordunuz diye düşünüyorum. Hepsi yarım kaldı. Buraya gelmemin sebebi ise annemden sonra nasıl ki buraya bağlanıp bir şeyler çekip kendimi daha iyi hissetmeye çalıştıysam yine aynı sebeple. Annemden sonra yaşadığım anksiyete, gelen ölüm korkusu, psikolojik bozukluklar, bunların hepsini gerçekten buraya sığınıp sizlerle beraber bir şeyler paylaşarak, kafamı dağıtarak atlatmıştım. Şu anda korkularımın hepsi yenilendi. Önce böyle bir acıyı yaşadığım için, aynı acıyı paylaştığım için tekrar yenilendi. Sürekli çevremdekilere bir şey olacakmış hissi, bana bir şey olacakmış hissi. Yani bunu aşamıyorum. O yüzden tekrardan buraya bağlamak istedim kendime. Burak da böyle istedi. Çünkü hiçbir şeyle uğraşmadığınız zaman, yani sadece kendi kendinize kaldığınız zaman bu katlanarak büyüyor ve bunu aşamıyorsunuz. Psikolojik destek de zaten ailece hepimiz almak istiyoruz bu konuda. Bunun sebebi ise yaşadığım en büyük kayıp olmasıydı benim için. Şu anda ise babamın kaybı, yani sizin merak ettiği gerçekten bir hastalığı var mıydı? Yani kalbi tetikleyecek bir şey var mıydı? Bilmediğimiz, gayet sağlıklı görünüyordu falan diye hepiniz yazmıştınız. Ancak bizim de anlam veremediğimiz bu. Babam ağrı kesici bile kullanmazdı. Yediğine içtiğine gerçekten dikkat eder. Sizlerle de zaten çoğu zaman gösterip paylaşıyordum evlerinde. Bir şey organikse onu bulur, alır ve mutlaka organik yemeye çalışırlardı. Bize de öyle yedirmeye çalışırlardı. O yüzden beslenmesine dikkat eder, sağlığına dikkat eder. Biliyorsunuz ben düşük yaptıktan sonra babam da tükürük bezlerindeki bir kistten ameliyat olmuştu. Yani çok önemli bir şey değildi ama o günden sonra zaten sigarayı bırakmıştı, yürüyüşlere başlamıştı ve her gün gerçekten üşenmeden kıyafetlerini giyer ve yürüyüşe çıkardı. Şahane bir adamdı. O gün de zaten yürüyüşten gelmiş. Vefat etmesinden tam bir hafta önce kan değerlerine, her şeyine baktırmış ve bana yollamış hepsini. Yani o kadar normal ki sadece tiroidlerinden, o da işte geçirdiği ameliyat dolayısıyla bir tık hani az çok yükseklik düşüklük vardı ama aşırı böyle önemseyebileceğimiz değerlerde değil. Her yıl check-up yaptırırdı. Bir o babamın babası da kalp krizinden vefat etmiş yine benzer yaşlarda. O yüzden yıllık kardiyoloji muayenesinde mutlaka yaptırıyormuş aslında ve geçen sene yaptırmış. Yani buna gerçekten diyecek hiçbir şey bulamıyorum. İşte zaten bu noktada söz bitiyor. Ne bileyim, tetikleyecek bir ilaç, bir rahatsızlık, ne şeker, ne kalp, ne tansiyon, bilinen hiçbir rahatsızlığı yok zaten ve tetikleyebileceğini düşündüğümüz hiçbir şey yok. Burak o gün telefonunu defalarca kez kurcalamış, her yere girmiş. Acaba canını sıkan, üzen bir şey mi oldu? Ama asla öyle bir şey yok. Zaten hafta içiydi ve bir gün önce biz onlarla yemekteydik. Aynı gün içinde Burak bütün gün babamla aynı odada ve böyle bir şey hissetseydim kesinlikle fark ederdim diyor. Hiçbir belirtisi yok. Hiçbir ağrısı yok. O gece saat 12'de, ben nöbetçiyim bu arada o gün, ani bir şekilde bir ses duyuyor annem balkondan. Böyle düşme sesi gibi ve koşa koşa içeriden geliyor. Saat 12, yani uyuyabilirdi.
Ya Allah korusun, bir sürü korkunç senaryolarda insanın aklına geliyor tabii ki, ama o an duyup gelmesi, hani anında görmesi insanın bir tık da olsa hani içini rahatlatıyor ki en azından elinden geleni hemen yapabilmiş olma adına. Çok detay vermek istemiyorum aslında hani nasıl yaşandı, ne olduğuyla alakalı. Ya bunu dinlemek istemeyenler olabilir. Ben de hani tekrar tekrar böyle hatırlayıp gözümün önüne getirmek istemiyorum. Orada zaten annem görüyor babamın bir anda yıkıldığını ve hemen Burak'ı arıyor. Ambulans arıyorlar. Burak zaten 5 dakika içinde gelmiş. Doktor komşuları var annemlerin. Hemen gelip nabız, solunum alamadıktan sonra direkt kalp masajına başlamış. Yani o kadar hızlı müdahale yapılmış ki. Ambulans 15 dakika içerisinde gelmiş sanıyorum ki. Zaten ilk dakikalar çok önemli oluyor böyle durumlarda. O an zaten hani hiçbir şekilde tekrar nabız alınamamış. Ambulans geldikten sonra da uzun bir süre müdahale edilmiş. Daha sonra zaten acile kaldırılıp orada gerekli müdahalelerin hepsi yapılmış. Ancak maalesef ki sonuç alınamamış. Nasıl bu kadar kuvvetli vurdu bilmiyorum. Yani en ufak bir belirtisi olsaydı, bir kol ağrısı, içinde bir sıkıntı, herhangi bir şey hissetseydi bunu zaten dikkate alıp mutlaka doktora gidebilecek, hemen acile gidecek biriydi. Bizleri de çünkü hep böyle söylerdi. Hiç aksatmazdı yani bu tarz durumları. Hiçbir belirti o yüzden hissetmediğini düşünüyorum. Yani tamamen aniden gelen bir şey ama çok çok şaşırtan, çok acı ve gerçekten hepimizi derinden sarsan bir şey oldu. Yani tamamen tabii ki unutmuyoruz hep aklımızın bir yerlerinde, ama ölümü unutup sanki hep eşin, ailen, sevdiklerin hep böyle yaşayacakmışsın gibi. Onlar çünkü senin hayatında hep varmış gibi oluyor. Ancak bu dünya hatırlatıyor ki yani burası sizin sonsuz yeriniz değil. Bunu acı bir şekilde hatırlamış olduk sadece. Herkes nasıl diye soracak olursanız da ben açıkçası o gün Burak beni arayıp haber verdi. Ben hep inandım son dakikaya kadar. Yani çünkü biz de çok fazla MI vakasıyla karşılaşıyoruz ve kimisi belirtilerle gelip geri dönebiliyor. İçimde bir umut vardı. Sonrasında zaten Burak kaybettiğimizi söylediğimde ben mahvoldum ya, mahvoldum. Aniden nöbeti bırakıp, hastaları bırakıp gidemiyorum. Yani gerçekten çok kötü bir durumdu. Neyse ki çok şükür en hızlı şekilde halledip bir saat içerisinde ben de yanlarına gittim. Gidene kadar kafamda neler döndü. Ama gördüğümde gerçekten yani Burak'ı hiç bu kadar güçsüz görmemiştim. Çok yani beklediğim, yani asla beklemediğim kadar kötüydü. Tabii ki de böyle olacağını biliyordum ama çok çok kötü durumdalardı gerçekten. Çıkıp gelecekmiş hissi çok ani olduğu için yani anlam veremiyoruz. İster istemez neden diye de sorguluyor insan. Çok şükür inançlı insanlarız ve hani iyi yerde olduğuna inanmak, bir gün kavuşacağımızı bilmek, bunlar bir şekilde hayatta tutuyor. Diyoruz belki orada torunu beklemiştir kapıda, boynuna sarılmıştır, annemi görmüştür. Bilmiyorum yani böyle şeylere tutunmak bile biraz daha insanı iyi hissettirebiliyor. Ya tam olarak dediğim gibi ne söyleyeceğimi açıkçası bilmiyorum. Nasılsınız? İyiyiz diyemem. İyi olacağız, olmak zorundayız. Geriye ne kadar ömrümüzün kaldığını bilmiyoruz. Birlikte ne kadar vakit geçirebileceğimizi bilmiyoruz. Ha ben şunu anladım. Gerçekten hayat öyle bir hatırlattı ki bunu, yani yeniden. Zaten böyle biriydik ama hayat felsefesi olarak böyle yaşıyorduk ama şu an yeniden hatırlamış oldum ki hayat gerçekten hiçbir şeyi önemsemeyecek kadar kısa. O kadar kısa ki elbette bir şeyleri elde edebilmek için çabalamak, uğraşmak bir yana. Ancak bir şeyleri elde etmek için canını ortaya koymaya hiç gerek yok. Bir tişörtünü götüremiyorsun. O özenerek aldığın. O kadar çok şey almış ki bu sene babam. Kıyafetler, ayakkabılar. Bazısını annem artık bana göstermeden sokuyor diyor. Çünkü çok özen verirdi. Burak zaten babasına çekmiş o konuda. Hani ofise her gün özenerek giderler. Siz de biliyorsunuz zaten. Çok güzel giyinir, çok temiz giyinir. Her şeyi tertemizdir. Diyorum ya, bir çöp götüremiyorsun öldükten sonra. O yüzden gerçekten bazı şeyler için bir kuru simit yiyeyim ama işte evim olsun. Hiçbir şey yemeyelim ama arabamız olsun. Yok yani. Hayır, kesinlikle hayat bu değil. Çünkü biz şu anda ne anıyoruz biliyor musunuz? Gezdiğimiz yerler, birlikte geçirdiğimiz vakitler. Bana eşimin ailesiyle yakınım diye tepki verenler bile vardı gerçekten burada. Şu an diyorum ki iyi ki bu kadar vakit geçirmişiz. Daha ne kadar birlikte olabilirdik diye düşündüğümde gerçekten daha fazlası yok. Çünkü biz zaten haftada en az
İki en az yani biliyorsunuz zaten. Hafta sonlarını birlikte geçirmekten keyif alırdık. Babam bazen biz annenizle baş başa takılacağız. Siz artık baş başa bir şeyler yapın diye bizi istemedikleri bile olurdu yani. Birlikte bir şeyler yapmaktan gerçekten çok keyif alırdık ve iyi ki de böyleydik. İyi ki böyle biriyim ve onlarla doya doya zaman geçirebildim. Biliyorsunuz bizi hiçbir zaman evlatlarından ayırmadılar. Ne Oğuzhan abi ne ben. Benim babam uzakta ve babam da hep aynı şeyi söylerdi. Ben seni onlara emanet ettim. Sana benim kadar iyi bir babalık yapacağından eminim derdi hep. Ve gerçekten de öyle oldu. Babam diye hep sarıldım. En ufak başımıza gelecek en ufak şeyde biz hemen babamı arardık. Ve baba ne yapalım, nasıl yapalım? Her şeyde arkamızda o destekti. Her şeyde. Bunları aşmak çok zor. Bunlara alışmak çok zor. Artık tabii ki daha büyük yük var Burak'ın, ablamın, annemin onun üzerinde. Biliyorsunuz bir yandan iş sorumluluğu da arttı. Hem Burak hem ablam için bu konuda da çok daha sıkı sarılmaları gerekecek artık. Bir şekilde hallolacak. Şu an çok çok daha fazla tabii ki yoğun çalışıyorlar. Yeri geliyor konuşamıyoruz yani bütün gün bile. Ama bir şekilde olacak. Bu da onlara babalarından kalan en güzel şeylerden biri aslında. Çünkü onlar da biliyor ki babaları tırnaklarıyla kazıyarak geldi buralara. Mali müşavirdi bu arada bilmem ne için benim kayınpederim ve ablam yani görümcem Burak eşim bir ofiste çalışıyorlardı. Şu an daha sıkı sarılmalılar işlerine, babaları için daha güçlü olmalılar. Annelerine, hepimize yani daha sıkı sarılmalılar. Çok fazla diyecek başka da bir şey bulamıyorum. Tamamen anılar üstüne yoğunlaşıyorum. Bir şeyler yaşamak, bir şeyler paylaşmak. İyi ki gezmişler. Bu sene o kadar çok gezdik ve gezdiler ki babamlar. Aile tatilimizi yaptık. Villa hayali kuruyorlardı. Hatta Eylül-Ekim gibi tekrar villaya gitmek istiyorlardı bizlerle ailecek. Aile tatili yaptık. En son kamp tatili yaptık birlikte. Ve her şeyden habersizmişiz. Ölmeden 5 gün önce ve o vlogu bundan sonra paylaşmak istiyorum. Nasıl editleyeceğimi gerçekten bilmiyorum. İlginç bir şekilde o kadar çok çekmişim ki babamı ve annemi. Ve biliyorsunuz normalde daha çok kendimi, işte Burak'ı falan daha çok çekerim ama çok fazla çekmişim. Yani çok güzel oldu. Çok güzel anı kaldı. Ablama da yolladım bir kısmını zaten. O da paylaşmak istiyor o videoyu. O yüzden o videoyu da atacağım. Bilmiyorum. Belki sizler de izlemek istersiniz. Bize de anı kalsın istiyorum. Bu YouTube bizim için o kadar güzel oldu ki açıp açıp defalarca o videolarımızı izledik. Birlikte geçirdiğimiz günleri izledik. İyi ki çekmişiz. İyi ki çekiyorum. İyi ki varsınız hepiniz de zaten. Anı biriktirmeye devam edeceğiz. Yani benim milyonlarım olsa da en güzel evde de otursam, en iyi arabaya da binsem, ben eşimle bir gün olsun yemeğe çıkmadıysam, bir gün olsun bir yerleri gezip anılar biriktirmediysem, bunun hiçbir anlamı yok biliyor musunuz? Bilmiyorum bu da size bir ders olsun. Çünkü bizimle beraber şok olan, ağlayan, telefon numaralarımıza ulaşıp bize ulaşan, o kadar çok takipçimiz oldu ki okuyan, dualar gönderen, yani çok çok güzel kalplersiniz hepiniz. Hepinize tekrardan çok teşekkür ederim. Yine sizinle güç bulacağız. Yine sizinle aşacağız. Elbette yine başarmak için bir şeyleri çabalayacağız. Yine bir şeylerimiz olsun isteyeceğiz. Bu hayata bir şekilde tekrardan alışıyorsun ama bunu hiç unutmadan yaşayacağız. Gerçekten hayat bir günse o da bugün diyerek yaşamak gerekiyor. Bir şey hayal ettin ve alamadın mı? Gerçekten üzülme. Olmuyorsa vardır bir sebebi. Şeyler eksik kalsın, yeter ki yarım kalmasın. Yeter ki sağlığımız yerinde olsun. Ölümden başka her şeye çare var. Aşamayacağımız hiçbir şey yok. Böyle biz birbirimize çok daha sıkı sarılacağız. Size de çok daha sıkı sarılacağız. Sizler de öyle yapın. Siz babanız hayattaysa ona bizler için bir kez daha sarılın. En büyük örneğiniz benim aslında. Burak bana dedi ki sen ne kadar güçlüsün. Nasıl aştın annenin yokluğunu dedi. Alamıyorsun diye acı çekmiyorsun değil. Bunu bile yargılayanlar olmuştu bir zamanlar. Bir şeyler söyleyemiyorsun diye, anlatamıyorsun diye sen asla kötü değilsin. İçinde neler yaşadığını kimse bilemez. Bunda da aynı şekilde. Acımız, kaybımız çok büyük. Toparlanmak için buradayız, sizlerleyiz. Bizi anlamayacaklar da olacaktır mutlaka. Ablam da dönecek zaten buraya. Güç bulmak istiyoruz, daha iyi hissetmek istiyoruz. İnşallah böyle olacak ve zamandan başka hiçbir şey ilaç olmayacak. Umarım güzel günler bekler bundan sonra bizi. Çok fazla kayıp yaşadım, çok fazla acı yaşadım. Kimine şahit oldunuz, kimine olmadınız ama az çok biliyorsunuz yaşadığım şeyleri. Bu hayatta benim sınavım acı çekmek mi?
diye bile düşündüğüm oldu. Sonra dedim ki bencillik ediyorum. Belki de hiçbir şey yaşamayanların sınavı çok daha kötüdür. Her zaman bizim için en hayırlısını diliyorum. Hepimiz için. Bu kadar. Bu videoyu burada kapatıyorum. Sizleri çok seviyorum. Tekrar teşekkür ederim. Saçmaladıysam kusuruma bakmayın. Yani bir şekilde toparlamaya çalıştım. Dediğim gibi tamamen doğaçlama. Ve şu an gerçekten kendimi çok daha iyi hissediyorum. Böyle biraz konuşup genel olarak her şeyden bahsettiğim için. Bir sonraki vlogta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Yanımızda olduğunuzu gönülden hissediyorum gerçekten. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.